Star Trek yine geldik. İşte herkesin izlemesi gereken 3. sezonu herkes izlemiştir umarım. Kimse izlemediyse gitsin 3. sezonu izlesin. Biz 4'ten devam ediyoruz. Hatta 3. bölümdeyiz. The Brothers bölümü, kardeşler. En K son şeyi konuşmuştuk biz. Ee, yine kardeşlerle alakalı bir bölüm konuşmuştuk aslında. Herkes set yapmışlar değil mi? Böyle bir kardeşlerle alakalı bu aralar çalışalım falan gibi bir karar verilmiş sanki. Evet genel böyle her sezonun farklı alanlarında temalar oluyor. Geçmişte sa savaşın mirasları falan tarzı şeyler de olmuştu. İşte Hı -hı. göçmenlik hikayeleri bir bölümdü. Şimdi burada biraz da kardeşler, aileler hatta ilerleyen, hani bütün bölümleri konuşmayacağız bu sezonda. Yine e, seçerek konuşacağız. Onu da tekrar hatırlatayım. Yani böyle işte kardeş ilişkisi, sonra anne çocuk ilişkisi, işte ailemiz, işte babamız yok, işte Picard'la Westin'in ilişkisi falan. Hep böyle bir aile bağları, akrabalık. Hatta e, Herhalde bütün Dekin böyle bir ilişkisi irdeleniyor 10. bölüme kadar. Ee, en son hatta Warfa bile giriyor. Bir tek Troy'da yok. Troy'da yazık devam. Ay bana bir şeyler oluyor falan diye bayılmaya devam edecek ileriki bölümlerde. Öyle gözüküyor. Ee, <laughs> o yüzden neyse bunları konuşacağız. Bu bölümde aslında Data ile kardeşi Lorun aslında kardeşi değil teknik olarak ama e, yapımcıları aynı olduğu için kardeş olan iki robotun, iki ...Android'in hikayesi var. Hatta bölümde biraz foreshadowing de başlıyor. Böyle hı hı. şaka kaka oluyor. İki kardeş e, çocuk... ...dekte de işte dolaşırlarken... ...pardon gemide dolaşırlarken... ...bir tanesi manyak oğlum o da iyice psikopat çocuk... ...ve kendini ölmüş gösteriyor falan. Çocuk bunalıma giriyor kardeşimi öldürdüm diye. Sonra olaylar gelişiyor. O sırada Data'da böyle bir virüs uyanıyor. E, Aa diyor ben diyor... ...işte diyor, her şeyi yönetebiliyorum diyor. Bilgisayarlar bozuldu sıçtınız falan derken... ...bir bakıyoruz ki meğerse ya şeyi onu yaratan Sung'a geri dönüyormuş. Olaylar böyle gelişiyor. Sonra da lore geliyor ve aslında bir açıdan güzel bir bölüm. Ee, hani bu sezon için senle de yayından videodan önce konuşuyorduk hani bölümlerin üzerine konuşacak çok fazla şey bulamıyoruz burada ama belki bir bölümde biraz çıkacak çünkü biraz insanlığı sorgulama da var iki android tarafından. Ee, kendi Hı. yaratıcılarını sorgulama var. Yaratıcıların onları sorgulaması var falan. ...böyle yine bu ilk 10 bölüm içerisindeki... ...biraz öne çıkan bölümlerden biri... ...Brothers. Ee, yani... ...bu bölümün aslında şöyle... ...cool tarafı ve aslında çoğu seyircinin... ...hep aklında kalan tarafı... ...data'nın isteyince ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu göstermesi. <laughs> ee, yani... ...bir şekilde bütün Enterprise'ı kontrolünü alıp... ...millete asansöre falan kitleyip <laughs> depoya kitleyip... ...sürüyor Tabii. gemiyi istediği yere götürüyor. Yani... Bunu bugün Enterprise'de yapabileceği gibi yarın bir gün başka bir gemide de yapabilir aslında. Yani böyle biraz Data'nın savaş modunu yüzde yüz açtığı hali nasıl oluyor falan gibi böyle e, ilginç bir hal var bölümün Mesela başında. Mesela bunu Bence... günümüzde seçimle yapıyorlar biliyorsun. <laughs> nasıl? Ha. Hey. <laughs> <laughs> ee. ee, şey bayağı o kısımları bayağı cool ve böyle şey olarak insan aklında kalıyor. Lan, ne kadar tehlikeli bir aslında data düşününce diye. Ee, orayı bence keyifli ve güzel yazmışlar. Şey kısmı da çok ilginç yani. Böyle küçük bir ara mücadele var ya şeylerin arasında. Hani şuraya evet. dur, durdurun diyor. Yok orayı Kapışıyorlar veriyor. Orayı kapatıyor. Bilmem nereye geçin oradan yetki verin diyor. İşte kaptanın sesini taklit ederek bir de en sonunda artık böyle şey kodu açıktan okuyor. Ya. 8, 5, 5, 7, 6, alfa, sigma, gamma falan bir şeyler yapıyor böyle. an <laughs> diyorsun bayağı, bayağı tehlikeli bir adam bu data. Bence şey sahnesi de cool. Yani Yine 91'de yapılmış bir dizi olduğunu düşünerek işte data koridorda yürüyor. Koridorda yürürken gemi sürekli bunun etrafına tak 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 diye kalkan koyuyor. Bir türlü durduramıyorlar datayı falan. Evet. Hoş yani şey e, içinde bulunduğu gemiyi yüzde yüz yöneten bir android ne kadar tehlikeli oluyor onu gösteriyor. Aslında bir tık şeyi de düşündürdü bana orada. Yani böyle makineyi makine yönetmesi falan gibi bir durum var işin içinde. İşte makineyi makine yönettiği zaman ne kadar efektif yönetiyor aslında çünkü aynasını bizim ekibe versen, efendim adam geliyor ne yapalım işte engage daha bastık ha kaçtı oradan falan bir tane ya da adam hatırlıyor yani. musun geçen sezon? Ha evet ee, evet. Ha herif bir delikten giriyordu öteki delikten çıkıyordu falan filan. Tutamamışlardı bir türlü. Biraz da tabii Star Star daha doğrusu Enterprise ekibi şey de bir ekip. İnsancıl davranan hani böyle anladın mı? Avrupa Birliği gibi bir ekip olduğu için hani kötü de davranmıyorlar hiç kimseye falan o da biraz onları zayıflatıyor. Öte yandan işte data bütün gücü devreye aldığı zaman bambaşka bir şey çeviriyor. O bana çok ilginç geldi bir kere bu bölüm başında. Kullanımı çok akıllıca değil mi? ya? bugün birçok filmde, dizide eleştirdiğimiz konu, yani data herkesi döverek de yapabilirdi bu işi. Çok güçlü zaten. Mesela ben evet. şeye de, şeyi de Aynen. seviyorum Star Trek'te. Dikkat ediyorsundur. Mesela ekip dışarı gidecek. Picard'ın da işi var. Riker böyle Worf'u falan ya da bir iki bir şey alıp gidiyor. Yani aslında hepsine data alıp gidebilir çünkü. Hem hı hı. E, etkilenmiyor hiçbir şeyden. Herhangi bir gaz bilmem ne cahçurt. Hem de herkesi pataklayabilir. Hem de elektronik herhangi bir şey olduğunda buna müdahale edebilir. Ama onu hep bırakıyorlar. Çünkü tek akıllı o ok kalıyor geride. <laughs> bütün kontrolü yapabilecek, bütün iletişimi sağlayabilecek bir aksiyon olduğunda. O yüzden data'nın buradaki kullanımı da yani kötü olduğunda bile bayağı iyi olmuş yani. Ee, ve şey de güzel işte. Yani zekice yazılmış sahneleri yani her Star Trek'e dönüp bölümleri tekrar izlediğimde böyle şey oluyorum. Aa zekice yazılmış senaryolar, zekice yazılmış sahneler. Bu senaristler nerede şimdi acaba filan gibi oluyorum çünkü. <laughs> tuhaf bir şekilde kula cool bıraktık her şeyi ve zekayı kaybettik ki burada Data'nın Data mesela geminin kontrolünü parça parça alırken diğerlerinin işte makine dairesinden onu almaya çalışması, Ryker'ın falan işte delik açıp şeyin altına girmeye çalışması, kontrol şeyinin altına Aa hay Allah deyip böyle kalıp hani senaryo ilerlesin diye salmıyorlar. Cidden orada şey bir mücadele görüyorsun yani. Durdurulamaz bir Android ne kadar tehlikeli. Öte yandan karşı taraf da uğraşıyor yani. şöyle şey kuş evet. gibi hay Allah. İşte data aldı elimizden falan demiyor. O sahneler bence ayrı bir keyifti genel olarak. O bayağı iyiydi ya. Sonra zaten anlıyoruz ki... E, ...Data bir yere gitmeye çalışıyor. Meğerse... Hı hı. E, ...Sung, Noon Sung içine bir tane parça yerleştirmiş. Onu aktive ettiğinde ya da işte bir... Bir bilgi artık neyse tam hatırlamıyorum şimdi. Geri dönüyor yani yaratıcısına. Esas konu orada başlıyor. Biz de Nguyen Sung'u ilk kez görmüş olduk galiba değil mi Star Trek'lerde? Daha önce görmemiştik. Yok. Yani. Ee, ilk kez görmüş olduk. Valla bu bölümle ilgili benim bir eleştirim. Keşke Doktor Nguyen Sung'u Data'yı oynayan aktör oynamasaymış. Yaşlandırma makyajıyla da. Başka birini bulsalarmış oraya. Ee, yani çünkü artık adam bir yandan şey oynuyor, LoL oynuyor, bir yandan Data'yı oynuyor. Öbür taraftan yaşlı adamı oynuyor. Yaşlı adamı da biraz böyle ee, ben bende yaşlı bir adam var <laughs> falan gibi oynamış. Ee, ya zaten sırıtmıyor bu kendi aslında Data LoL arasındaki sırıtıyor. geçiş çok iyi. Bir anda böyle evet. farklı bir karakter ama yaşlı dedi böyle bizde esnafız be falan gibi oluyor bir yerden sonra. <laughs> Evet evet ben mesela bu bölümü ilk izlediğimde de tekrar izledik falan işte kaçıncı üçüncü izleyici falan olduk abi yine bu artık şey oldum biraz ya burada fırsat kaçmış diyorum sürekli yani hani tamam şey mantığı güzel işte kendi orada belli ki yönetmen falan ekip şeye coşmuş. Belli ki kendi imajında yaratmış. Hani vardır ya bu İncil'de filan Tanrı insanı kendi görüntüsünde yarattı falan. Zaten i̇şte peygamberli hesapta. falan bir şarkı da çalıyor ya orada. Yine din evet, evet. çalıyor Ha işte yani bu da işte yumurtaya can vermiş şey yapmış <laughs> yoktan bir varlık yaratmış. Kendi görüntüsünde yaratmış falan. Yani iyi etmişim dayı da yani... Ne bileyim sonradan yüzüme kezzap geldi. Ben de estetik operasyon geçirdim. O yüzden şu anda başka bir adama benziyorum deyip oradan çıkılabilirmiş. Yani başka bir aktör oraya gelebilirmiş. Şey de daha iyi olurmuş abi. Karşılıklı da oynarlarmış. Yani evet. şey hissediyorsun birazcık. Data, lore ve yaşlı adam arasında dönen diyaloglarda bir tık adamın bir oraya geçip sonra makyajlanıp yeşil perdeyle bir de o tarafa geçip ondan sonra da, yerini tutsun diye birisiyle konuştuğunu falan. Ben, ben hissediyorum. Genel olarak bu bölümde eee yani çok tuhaftır. Bundan önce Data ile Lore ikinci sezondaydı galiba. Bir araya geldikleri, konuştukları bir bölüm vardı hatırlarsan. Hı -hı. İşte Lore şerefsiz çıkıyordu, sonra kar tanesi geliyordu falan. Data bunu şutluyordu. Uzayda ee... süzülüyordu işte sonra. Ha. O bölümde bunu hissetmemiştim mesela. Yani o bölümde hakikaten Data ile Lore hakikaten iki karakter aynı sahnede konuşuyorlar gibiydi tamam mı? Bu kadar çok şey hissetmemiştim. Abi aynı aktör yorulmuş üç kişiyle birden uğraşırken. Bu bölümde hissediyorum o bölümde o kadar hissetmemiştim. Biraz herhalde dediğim gibi şeyle de alakalı. Hem bir tane hıyarı oynayacaksın hem bir yandan sakin sakin datayı oynayacaksın. Hem de yani Nunez Song bir Henry Ford olamamış yani. Şimdi Anthony Hopkins'le de kıyaslamamak lazım ama ee, Anthony Hopkins yarısı da olamamış. Ya öyle söyleyeyim yani. Mesela bir tane şey karakter vardı hatırlıyor musun? Önceki sezonlarda. Aa ben senin yaratıcın doktorunu uyuyan son gün kayınçosuyum falan diye bir tane herif geliyordu. Şey yapan zihnini aktaran diyorsun değil mi? Evet evet kendini. Şimdi aktar. o geçiyordu aklımdan yani. Hah. Mesela o, o o bile bir tık daha böyle ağırdan satıyordu kendini. Biraz daha iyiydi. Şimdi genç aktörü zaten koymuşsun makyajda yaşlı rolüne. E bir de herif üç kişiyi birden oynuyor. Bence zorlanmış ve çok çok iyi becerememiş açıkçası. Ya yani yine şey utandıracak gibi değil tabii yani öyle korkunç oynamış falan filan gibi değil de burada bir fırsat kaçmış diye düşünüyorum açıkçası. Belki o da kendisini aktarıp falan direkt hani şehir işte içinde daha şok edici olurdu yani. Belki bir daha bir suret daha görmek olan bu nasıl genç kalmış falan deyip belki zihnini aktarması falan daha yaratıcı bir çözüm olabilirmiş. Yapabilirdi de yani bunu unuyorsun. Ama herhalde o biraz daha şeye gitmiş. Hani çocuklarım işte senin dediğin gibi ben yani suretimden yarattık hmm. çocuklarım yok. Çünkü hep oradan başlıyor sorgulama işte neden insanlarda takılıyorsun diye giriyor. İşte beni onlar kurtardı diye işte kurtarıcına bağlı kalman büyük ayağa kırıklığı. Ben senin ben senin mühendis olasın, avukat olasın diye yaptım falan diye anlatıyordu. Yani buradaki şey sorgulaması güzel. O bir yandan hani yarattığı e, şeyin aslında kendisiyle beraber büyümesini istesi, sibernetikçi olmasını istemesi ki bunu aslında start e, şey daha doğrusu e, esas merkezden istediler ya daha önce. Yani biz bunu alalım, üzerinde çalışalım diye istediler ama aslında yine insanlık isterken bunu kendi hiç böyle bir şey düşünmedi. Tamamen full bağ, bağlı e, tam bir asker böyle dediklerini yapan, e, isyankar olmayan biri. Lord'a tam tersi zaten. Aslında istediğini Lord'a bulmuş, Data'da bulamamış gibi böyle iki farklı çocuk yetiştirmiş gibi bir duruma geçiyor. Ki o yüzden de zaten bölümün ilerleyen kısmında Data'ya şey yüklemek istiyor. Esas o duygularını uyandıracak e, son yaptığı çipi yüklemek istiyor. Orada da Lord bunu paketliyor zaten. Yani e, bir noktada da şey hoşuma gidiyor. Yani yine yine var ya şu bölüm çok çok süper bir bölüm değil bence. Başta kısımları daha etkileyici, sonra kısımları biraz daha tempo düşük ve çok muhabbetle ve yaşlı adam makyajı altında e, adam oynamaya çalışmasıyla e, geçmiş bir bölüm olduğu için biraz zor yani. Brent da bir noktadan sonra zorlanmış ama bir sürü robotlu bölümden yine robotlu hikayeden daha iyi yani şey çok iyi bunlar bu data lore bunları iyi tutturdular belli bir zekanın üzerinde yazıyorlar yine işte. hoşuma gidiyor ee, bir bir Westworld tabii ki değil ama hani anladın mı Westworld Westland <laughs> zaten değil öte yandan bir sürü robotlu hikayede falan da hep böyle şey olur ya serçe bir yumruk yer robot bu sefer der ki bana bir şey oluyor ben hissetmeye başladım falan. Sonra su dökerler üstüne ve cic diye bozulur falan gibi böyle <laughs> e, aşırı aptalca robotların, androidlerin falan işlendiği yüzlerce bölüm izledim hayatımda galiba. Bu bölüm ona kıyasla çok çok daha iyi. Yani şöyle, Lore'un neden hatalı olduğunu anlatması, Data'nın neden daha iyi olduğunu anlatması, Data'ya şimdi duygu çipi yüklemek istemesi falan filan. Öte yandan şey de mesela bana böyle biraz eski kafa geliyor artık. Ney? Abi adam tuvalete gidiyor. Adam tuvalete gitmişken Lord Data'nın kafasını odunla vurup <gülüyor> e, <gülüyor> kapatıyor. Kıyafeti üstüne, kıyafeti üstüne giyiyor. Hadi diyor ben Lord, um. Lord diyor ki ben Data'yım diyor. Bunların beyinlerini tek tek yapan mühendis de açıp bakınca demiyor ki bir dakika lan sen i̇şte ayıramıyor. Yani, orada öyle bir numara bekliyordu insan aslında. Hani şey bekliyor. Sen kıyafetini de değiştirsen halini de değiştirsen sen Lord'sun ben evladımı tanırım falan diyecek diye bekledim mesela. Hani anladın mı? doktor Song hiç vallahi dedi Laura taktı implantı. Laura da ondan sonra psikopat katil sahnesi yaptı kendisine küçük bir tane. Ne ne bölüm çözüldü. Yani böyle biraz şey zor yani. biraz şeyden çıkamamış bir karakter aslında. dediğin şu açıdan da doğru. O dönemin yine 80'lerin 90'larına gittiğimizde bütün aslında robotlu işlerde hep e, bunu çok konuştuk da daha önce işte kötü karakter gelecekten gelip bizi öldürecekler, robotlar ayaklanırsa hepimiz bok yedik hani Lore'un da otomatik kötü olması ve aslında bunun aslında bak kötü değil. Her şey özgürce yaklaşıyor gibi böyle tuhaf bir yerden bağlamaya çalışmaları falan. O da biraz çiğ duruyor. halbuki evet. orada çok güzel diyalogların üzerinden ona gitmeleri biraz zayıflatıyor aslında oradaki hikayeyi. Daha daha iyi bir yöne gidebilirmiş. Ama tabii Lor'un bir yandan da öfkesi var. Onu da oradan bağlıyorlar işte. Data beni iki sene uzayda süzülmeme neden oldu. Hiçbiriniz beni arayıp sormadınız. Yani onun aslında bir duygu yükü var zaten. Ya onu çözmüştüm. Taklit falan yapabiliyor. Aynen öyle. Resmilik e, zaten... yapabiliyor. Ben hatta şey düşünmüştüm. Bak senin kardeşine işte ben vaktinde duygu duygu çipini takmıştım. O yüzden böyle götü başı oynadı. Sana takmamıştım ama baktım ki sen delikanlı bir çocuksun. Şimdi takacağım sana falan gibi dese. Yine neyse yani Lord senin dediğin gibi çünkü gerçekten duygusal bir karakter zaten. Daha Hı. kapıdan giriyor. Aa, bizi çağırmadınız mı diyor gönül koyuyor <laughs> şimdi. Gönül koyan bir data görmüyorsun mesela sen. Tabii. Yani biraz şey datanın gemiye kaçırma sekansından sonrası biraz allak bullak geçiyor benim için bu bölümde. Şey güzel olabilir ama bunu düşün. Mesela bütün sezonlardan data bölümlerini çekip çıkarsan ama birebir bölümlerini yani. Lore'un ilk geldiği, onu ilk buldukları yere döndükleri bölüm işte kızını yarattığı sonra bölüm böyle güzel bir böyle bir paket 5-6 bölümlük şu 4. sezona kadar hepsini bir izlediğinde böyle mini bir seri gibi olabilir. Hani Star Trek'in içinden böyle bir parçayı çıkarıp izlemek e, keyifli olabilir. Onu orada da bir loop yapmışlar minik bir. Belki daha, daha da ileri gidecektir de e, nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Sonra da zaten bölümün ilerleyen kısmında da işte kardeşler affeder ki baştaki Forshadow'daki çocukların hikayesini de bağlayıp işte affet evladım kardeşini falan diye zaten ben öldüm herkes ölecek falan diye Nuh'un da aramızdan ayrılıyor. Ondan ya zaten sonra kapatıyorlar. normalde bunlar buluşuyorlarmış sohbet edip dağılıyorlarmış. Yönetmen demiş ki olmaz olmaz abi aksiyon aksiyon demiş. <laughs> Cinayet demiş lorda gelsin ortalık karışsın drama çıksın falan demiş biraz. Gereksiz olmuş bence hakikaten yaratıcısıyla konuşup ondan sonra gemiye geri gidip kusura bakmayın ben bir yaratıcımla görüştüm deyip daha felsefi bir şekilde bölümü de bitirebilirlermiş. Sanki bizde konuşmalı Star Trek bölümü yok yani. O <laughs> kadar da illa herkesi bıçaklatmak zorunda değil. Buradan 1990'lara sesleniyorum. 30 sene öncesine sesleniyorum. Sayın Piller, Michael Piller. Gerek yokmuş beyefendi. Öyle de iyiymiş. Ya da yani şey de bak şimdi çözümler çağırma çözümü iyi, yaratıcıya gitme. Yani bir yandan çok fazla bir sorguma var dizide. Ve e, Allah gibi çok fazla karakter geliyor ya. Oğlum bunu hmm. artık her şeyi değiştiriyor falan dediğimiz. Gerçekten bir noktada insan belki de insanlarla çelişip çözemediği bir noktada gidip onu aramaya başlaması, belki daha birkaç bölümlük bir data lore hikayesine bölebilir, bölüp daha da güzel bir şey anlatabilirlermiş ama Star Trek bu etkisi hep tek bölümde işi çözüp hallediyor ya da maksimum iki bölümde çözüp çıkıyorlar yani. Çok girmiyorlar o taraflara. Okey, var Ama... mı ekleyeceğim başka bir şey bölüme? Yok abi, bu bölümle gideceklerin bu kadar. Bence çok daha iyi olabilirdi bu bölüm. Ee, o kadar da süper bir bölüm değil. Öte yandan işte kıymetli çünkü Doktor Nunyan Singh çıkıyor. Ee, çok duyacağız adını. Evet. Yani data datanın yaratıcısı olduğu için yani şöyle söyleyeyim, ta bu geçen sene çıkan Pik dizisinde bile artık Doktor Nunyan Singh'in adı geçiyor. Çünkü bir şekilde konu hep şeye geliyor. Datanın yaratıcısı. Bak şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte onun da burada böyle bir bölümü var. Hani bunu bunu üstüne küçük bir konuşalım dedim. Ama hani bu bölüm bence ne yaratıcısını böyle yeterince şey gösteriyor. İşte bir yerde birkaç tane güzel diyalogları var. Hani Data diyor Kral Meri niye yarattın diyor. O da diyor ne bileyim oğlum falan. <gülüyor> 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 yani ressam niye resim yaparsa ben de seni o yüzden yarattım falan gibi böyle çok da derinlikli olmayan bence bir cevap veriyor. İnsan tabii ki bunu sonradan ee, bu Christopher Nolan'ın yazdığı hem Westworld hem de Westworldden önceki dizi unuttum şimdi ismini. Polis Adam Yapay Zeka ile Milleti Ağlıyor dizisi vardı bir tane. Evet, evet izlemedim ben ee, sen izlemiştin onu. işte insan ister istemez onlarla kıyaslayınca biraz tabii şimdi kuru kalıyor. Yani çok daha güzel bir şeyler koyabilirlermiş oraya. Öte yandan bu da bir yapay zeka ve robotun uyanış dizisi değil. Yani Data'da masadaki 40 tane peynirden bir tanesi olduğu için aşırı da coşturmamışlar belli ki burayı. Hayırlısı uğurlusu olsun diyoruz. Brent Spinner'ın 3 kişiyi oynama performansına ötürü gözlerinden öpüyoruz. Benim valla bölümle ilgili diyeceğim bu kadar açıkçası. <laughs> ben bir tek o şeyi sevdim onu söyleyip kapatayım ee, yani insanların ölümsüz olma kısmını biraz sorgulama işte çocuk yapması geçmişe takılmaları kısmı güzeldi aslında o diyaloglar da ama ne kadar derine gidiyor desen evet yani birer birkaç cümlenin dışında kalmıyor aksine biz Data'nın normal günlük hayatında sorguladığı konulardan daha fazla derinlik çıkartabiliyoruz. Hatta ileride bir bölümde doğum günü niye kutlanıyor? O gün aslında hiç hatırlamayacakları bir gün falan diyor mesela bir yerde. Ben böyle Evet. Evet lan yani <laughs> ne yapıyoruz biz falan diye böyle insanlığı kendine daha çok sorgulatabilirken Data kendi yaratıcısına çok da ciddi sorgulatamıyor aslında. Hani keşke bunu daha da derinleştirselermiş. Evet evet yani biz bu dizide hani her konunun çok daha farklı işlenebildiğini gördük. Bu bölüm biraz aceleye gelmiş gibi geldi bana yani. Belki öyle demek lazım. Eee Neticede bu da böyle bölümdür ama ya. Yani hani över misin övmem, gömer misin gömmem. Bu da izlenmesi gerekiyordu. Data Lore hikayesi çünkü illa bir noktada çıkacak yine karşımıza. Bir sonraki chapter gibisinden aldık yani. Okey o zaman bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Evet bugün Aynen bu sezonu öyle. tekrar hatırlatalım. Daha seçerek konuşacağız. Yani bütün bölümleri konuşmayacağız. Sonra şaşırmayın Aa, o, o bölüm nerede, bölüm nerede diye. Bir sonraki bölümde muhtemelen dördü de konuşacağız. Ondan sonra bakacağız artık hangisi gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Hayırlısı. Bye bye. Haydi bay bay. Bye bye.